Merhabalar, ben Destek Ofis'ten Muharrem. Bugün sizlere HP 250 G8 model notebook'un kutu açılımı ve detay özelliklerini anlatacağız. i3 işlemciye sahip bir notebook, 4 GB RAM'i var ve 256 SSD'ye sahip 15.6 standart büyüklükte bir laptopumuz. FreeDOS olarak satılıyor. İşletim sistemini kendinizin alıp kurulması gerekiyor. Detay olarak söylememiz gereken CD-ROM'un olmaması, Ethernet soketinin bulunuyor, CAT6 ve 2 adet de USB 3.2 soket girişi var. İsterseniz şimdi kutu açılımını yapıp detaylı olarak inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi gayet şık bir tasarıma sahip. Sade bir tasarıma var. Klavye kısmı gayet küçük yapmışlar. Tuşlar birbirine yakın. İnce sayılabilecek bir notebook. Yani yeni nesil notebooklardan. Soketlerini inceleyelim isterseniz. Bir Ethernet girişimiz var. HDMI girişi ve Type-C girişi. Thunderbolt özelliği bu bilgisayarda yok. Bu da jack, ses kulaklık girişi. Bir kart okuyucumuz var. İki tane de USB 3.2. Ve bu da power girişi. 19 voltla çalışan standart bir notebook. Pil özelliği de çok yüksek değil, ancak düşük olduğu da söylenemez. Onu detaylı olarak size teknik özelliklerini ileteceğim. Mat bir ekrana sahip, onboard ekran kartına ve standart bir ofis kullanıcıları için güzel sayılabilecek, yani güzel diyebileceğimiz bir bilgisayar ve günümüz fiyat şartlarına, fiyat performans olarak da alınabilecek gerçekten tam bir ofis bilgisayarı diyebiliriz. FreeDOS olarak geliyor dediğim gibi, bunun Windows kurulumunu yapmanız gerekiyor. Lisanslı olarak tabi bunun için ayrıyetten bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kutunun içinde standart olarak adaptör çıkıyor. Kurulum yönergeleri çıkıyor. Zaten basit bir kurulumu var. Tipik bir notebook açıkçası. Çok detay bir özelliği yok. İsterseniz bilgisayarımızın detay özellikleri hakkında konuşalım. Daha önceden söylediğimiz gibi i3 11. nesil bir bilgisayar. 4 çekirdek işlemcisi var ve 4 GB da RAM'i var. DDR4 2666 MHz. RAM özellikleri. Maksimum 16 GB'a kadar RAM destekliyor. 2 adet de RAM slotu var. Paylaşımlı ekran kartına sahip ve 15.6'da ekran boyutu var. Dokunmatik ekran özelliği yok. Full HD 1920x1080 ekran özelliği var. Göz takip özelliği de yok. Ekran yenileme hızı 60 Hz ve optik okuyucusu da yok. Webcam'de 720p HD özellikli olarak var. Özellikle bu aralar EBA için en çok sorulan sorulardan bir tanesi. USB 2 veya USB 3, USB 3.1 bunlar yok. USB 3.2 iki tane soket var. Bir tane de USB Type-C soketimiz var. Çoklu dokunmatik harekete duyarlı bir touchpad'imiz. Klavye özelliği olarak da klavye düzeni numerik Q Türkçe klavyemiz var. 1,5 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Sert plastik kasa, gri özellikli olarak söylenebiliyor. Ve 2 yılda HP garantisi var. Gerçekten dediğimiz gibi bir ofis için alınabilecek gayet iyi 11. nesil i3 güzel bilgisayar. Hız olarak hiçbir problem yaşatmaz. Menteşe veya ona benzer anakart problemi olarak da tabii ki yeni bilgisayarlar problem çıkartmıyor. O konuda da bir problem çıkacağını düşünmüyoruz teknik servis olarak. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu model bilgisayarla ilgili takıldığınız soru veya deneyimlediğiniz şeyleri yorum olarak belirtebilirsiniz veya bize mesaj da iletebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buna benzer videoların devamı için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, sağlıklı günler dilerim.